Merhaba arkadaşlar, günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Sizle birlikte Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Samsunspor'la. Gizem hocam bugün yok. Kendisi İzmir'de gezmelerde. O yüzden bugün ben, abim, iki arkadaş daha maça gidiyoruz. Burhaniye'den yola çıkacağız saat sabah 8. Diğer arkadaşlar da geldi. Tek araba gidiyoruz. Bakalım, uzun bir yolculuk olacak biraz. Sabah İstanbul tarafına kalmadan erkenden yola çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. İlk molaya yerimize geldik. Kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Kahvaltı yapacağız daha doğrusu. Nereye geldik? Tabii ki de Elif ve Bomba Tostçu'ya geldik. Gökçeada'da yol üzerinde. Kahvaltımızı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık 3 saatlik yolumuz var. Olsun diye statta bir 5 dakikalık yürüme mesafesine park ettik. Maç saat 4'te stadın çevresine gidiyoruz. Bir maç havasını yaşayalım. Etrafı gezelim, görelim neler var. Şey, en sonunda mabetteyiz. Hava biraz soğuk ama atmosfer sıcak. Sevgimiz sıcak. Aşkımız sıcak. Şuradan beni çek atalım birkaç kapı. Tamam. Stad etrafında turlayalım. Mavi'de gelmeyenler var mı? Gelip de göremeyenler var mı? Muhteşem. Büyük Fenerbahçe'ye geldik. Stadın hemen önünde de olan maraton tarafında. Bu gezeceğiz. Belki bir şeyler alırız. Fenerbahçe mağazası bile dışarıdan ayrı güzel. Sizin ürünlerden biraz bakalım. İçeri giriyoruz. Fıtı 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 fıtı. İçerisi çok kalabalık. Bu şekilde. Bir şeyler bakalım, sonra devam ederiz. Maça girmeden önce karnımız doyurma seansı. Et döner emeği. Hazır. Güzel mi? İsmail abi yapıyorsun şu yeme işini. Fiyat dolap. Aşağıda rafta. Buna bak, buna koyun abi. Ayran fiyata da aynı mıydı abi? Ayran da alkolü kuru yiyoruz. Yemeğimizi yiyelim buradan stada. Hava yağmaya başladı. Stadın hemen yanında bulunan Yoğurtçu Parkı'ndayız. Heykellerin olduğu. Alex'in heykeli de orada, birazdan belki oraya geçeriz. Üçüncü adım ya, kaçtı. Herkes burada. Maç öncesi eğleniyor. Biraz drink. Meşaleler, marşlar. Maç öncesi hava yakalanıyor. Kadıköy'ün sembolü Alex heykelindeyiz. Etrafı bu şekilde, herkes fotoğraf çekmek istiyor. Kral Alex. Kadıköy maça gelip de Alex'le fotoğraf çekinmeyen yoktur herhalde. Bu şekilde biz de fotoğraf çekinelim ve gezmeye devam edelim. İlk arama noktasından geçtik. Böyle şey yok ki. Burada bariyerlerden sonra ilk arama yapılıyor. Stadın önünde burada Fenerium girişleri var. Biz kendi türbünümüz Kuzey Türbünü'ne doğru ilerliyoruz. Eski adıyla Migros. Orada bir arama daha, üst araması daha var. Oradan sonra turnikelere ilerleyeceğiz. İkinci arama noktasından da geçtik.
Kuzey girişi bu şekilde. Oradan artık turnikelerden geçip stada ulaşacağız. Abi gel, beklesene. Geçmeden mi diğeri? Bugün çok fazla yoğunluk yok. Derbilerde ve büyük maçlarda çok kalabalık oluyor. Çok sıra bekliyorsunuz. Ama bugün sıra beklemeden hemen giriş yaptık. Bir de bir saat kala erken giriyoruz tabii ki de. Çünkü koltuk numarası pek baz alınmıyor kale arkalarında. Mustafa'nın sesler geliyor, siz de duyuyorsunuz. Gelsene numaramı da vereceğim. Evet, turnikeler de bu şekilde. Burada son bir üst araması yapılıyor. Ondan sonra stattasınız. Hadi şimdi yeşil zemini görelim. Ve evimizdeyiz. Yerimizi alalım ve takımları bekleyelim. Yeah!
Tufan Can'la ilk golü bulduk. 1-0 önleyiz. Sonunda kazanmış Fenerbahçe'yi. İlk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Elifan Can'ın bir golü var. Evet, ikinci yarı başlıyor. Karşılarımız umarım bol gol, bol gol gülüyor. Alın ilk pozisyonda Leonoviç topu içeriden çevirmiş. Vardan uyarıdan gol geldi. Boy kararlarında maç bitti. 63. 65 tehlikeli yerde onu serbest tutmuş. Şimansoy, Hayır Panca. Gol olur mu hocam? Hadi doktor. Kaçan pozisyon nasıl o kadar yol geldik, galibiyet göremeden üzgünüz. Çıkmış kapısı. Evet arkadaşlar, stat'tan yine çıkabildik. Çok kalabalıktı. Herhalde yarım saat 45 dakika oldu. Anca çıkabildik. Arabaya gidiyoruz şimdi. Fenerbahçe maçı maceramız böyleydi. Yenemedik ama olsun. Dostluk kazandı diyelim. Bu kadar yolu geldik. Bir puanla geri dönüyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye.